Selam abim. Canım. Liderim. Selamlar abi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Benim için çok onur duyduğum, çok şeref duyduğum bir gece. Çünkü Selami Şahin benim hayatımda çok önemli bir adamdır. Biz çok eski dostuz. Aynen. Ya, eskimeyen dostuz. Eskimeyen dostuz, öyle söyleyelim. Hakikaten bir 35 senesi vardır. Selami abi, senin gibi bir bestekar, bir ses sanatçısı, bir yorumcu, bir söz yazarı... Saysam bitmez. Yani medari iftiharımsın. Benim için öyle önemli bir yerdesin ki sana anlatamam. Yani bunu bütün benim sevdiğim dostları bilir. Selam abi, bir yana benim için dünya bir yanadır. Yani. Sağ ol canım benim. Müzikte biz yıllarca konservatuar okuduk ama sen benim ustalarımdan, en önemlilerinden birisin. Hakikaten hoş geldin, sefa getirdin. Ne demek, benim için şereftir. Sen benim kardeşimsin. Daha da güzelini söyleyeyim. Baba oğul karşımda. Lider Şahin. Yani ben liderin ufaklığını bir hatırlıyorum yani. Evet. Ama şimdi karşımda sizin için daha büyük gurur olsa gerek. Çünkü Allah herkese nasip etmez. Bir baba oğlun şöyle oturup meşk etmesi, sohbet etmesi. Hakikaten hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim abi. Sen ne teşekkür ederim? Sen yarım teşekkür benim. Etme abi. Sen yarım rica benim. Ederim. De. Sağ ol canım benim. Ve müzisyen arkadaşlarımız Selam abinin... Şahane bir orkestrası ve o küçük bir ekip galiba bu, değil mi abi? Semih Erdoğan Şefliğindeki Semih Caz Orkestrası ile bugün beraber müzik yapıyoruz. Bir kısmı bugün bizimle beraber. Bir 3-4 arkadaşımız eksik değil mi Semih Hocam? Tabii, hatta yarısı. Yarısı eksik, evet. Bu arada bu orkestrada benim yıllarca kader birliği yaptığım çok eski dostlarım var. Birazdan tanıştıracağım kendilerini size. Birazdan. Ama Selam abi ya, sana ne desem az. Böyle hani... İnsan, burası benim evim abi işte, sen bilirsin. Güle güle otur ya Rabbim. Seni ağırlamak, gerçekten söylüyorum yani, bunun altını kalın çizeyim. Selami Şahin'le şöyle bir gece yaşamak, bundan yıllar önce yaşamıştık. Mucizenameler programında. Evet. Bu kez baba oğul olması benim için daha da, keşke Emirhan da... Lideri küçük tanırdın sen daha ufak. Evet, evet. Ben lideri menajerlik yaparken, vokal yaparken her türlü tanırdım. Mucizenamelerin üzerinden bir 10 sene geçmiş midir? 10 seneden fazla geçmiştir hakikaten. Çok güzel bir kayıttı. Şahane bir gece olacak çünkü o kadar çok sorun var ki abi sana. Yani şimdi burada evde biz bize oturuyoruz. Bak, çay kahve istersen söyle abi, getirirler yani. Sağ olsunlar. Beni kırmadın, geldin. Lider aracı oldu bu işe de. Ona da çok teşekkür ederim. Seve seve abi, ne demek? Abi çok şarkı isteyeceğim senden ya. Sağ ama daha önemlisi ne biliyor musun? Çok şarkının hikayesini merak ediyorum. Hangi şarkıyı istiyorsun canım benim? Abi bak, şimdi yazdım ben buraya. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Evet. Var mı hikayesi? Var. Vallahi mi? Tabii. Aa, o zaman anlat abi. Şimdi çok ünlü biri ama isim söylemek bize yakışmaz. Aynı evi paylaştık 3 ay. Selamet, benimle evlenmeyi düşünmüyor musun dedi. Dedim, ben sana vaat ettim mi? Etmedim. O zaman ben gidiyorum. Arabası, jibi, evi, villası, her şeyi aldı, çekti gitti. Cumartesi sabahı. Ben de arkadaşlarla balıklama, rakılama yaptık Boğaz'da. Akşam eve, gece eve geldim, uyudum. Tabii biraz iyiydi kafa. Bir baktım yatak, uyandım, yanımda yok. Herhalde kahvaltıyı hazır. Unuttum ayrıldığımı. Ev dübleks. Bir baktım yok. Aşağı indim yok. Mutfağa baktım yok. Selami, ne arıyorsun dedim. Ayrıldın ya. Ben de mutfakta hiç başarı değilim. Bir tost yaptım. Meyve suyu buzdolabından yedim. Yaramı yaktım. Ya dedim, ben ona sevmedim ama ona alıştım ya. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Yazdım şarkısını. Bu şarkı böyle çıktı. Semih hocam, ne yapıyoruz? Ton ne? Dominör. Ay. Mübarek rakamdır abi. Do minör. 3. Sana bir tanem, alıştım her gün görmeye. Bir nefes gibi muhtacım,
sevilmeye, sevmeye. Her sabah uyandığımda seni bulurdum yanımda. Yokluğun bir zehir gibi dolaşıyor kanımda. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Alışmak bir yara bağrımda kanıyor. Sen yoksun kollarım boşluğu sarıyor. Alıştım bir tanem, alıştım sana. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Alışmak bir yara bağrımda kanıyor. Sen yoksun kollarım boşluğu sarıyor. Alıştım bir tanem, alıştım sana. Yokluğuna dayanamam. İnan sensiz kaderimle tek başıma savaşamam. Ben seninle var olmuşum. Ben seninle bir sarhoşum. Sen yanımda olmayınca gayesizim, bomboşum. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Alışmak bir yara bağrımda kanıyor. Sen yoksun kollarım boşluğu sarıyor. Alıştım bir tanem, alıştım sana. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Alışmak bir yara bağrımda kanıyor. Sen yoksun kollarım boşluğum sarıyor. Alıştım bir tanem, alıştım sana. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Alışmak bir yara bağrımda kanıyor. Sen yoksun kollarım boşluğu sarıyor. Alıştım bir tane. Ustacım ya, hakikaten yani senin önünde saygıyla eğilmek az abi. Canım başka benim. Ne yapayım? Ne yapabilirim bilmiyorum. Masanın altına mı senin gireyim? Yüreğin, senin zevkten yüreğin. Zevkten dört köşeyim. Senin yüreğin, kalbin çok güzel. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Sağ yani sen benim herhalde bir 35 yıldır tanıdığım bir abimsin. Tabii tabii. Ustamızsın. Az da görüşse gönüller bir. Aynen öyle ya. Bir ara çok görüşüyorduk. Bir ara az görüşüyor. Oluyor abi böyle ne şeyler abi? Ama sen gönüller bir olsun. Ustamızsın ya. Sağ ol canım. Moral kaynağımızsın. Sağ ol. Dünyanın en mütevazi, en büyük bestecilerinden birisin abi. Sağ ol. Allah razı olsun. Müthiş bir adamsın ya. Sağ ol canım benim. Evladından ne dilerim? Ne diyorsun baban için? Müthiş bir baba. Müthiş gerçekten bir baba. Gerçekten baba olarak nasıl mesela?
Ben çocuklarımla arkadaşı gibi. Abi bir dakika, sana sormadım ya. Lidercim. Selami Şahin bir, her şeyden önce bir hoca, bir duayen. Aynen. Ondan ne öğrenirim? Ben hep o telaşedeydim. Ve bu konuda dezavantaj değil, tam tersi çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü bir dönem aynı evde beraber yaşadık. Yine aynı dönemde hem vokalistliğini yapıyordum. Semicaz Orkestrası'nda evet, vokalistim. Evet, ben de biliyorum. Hem menajerliğini yapıyordum. Evet, onu da biliyorum. Hem de yapımcılığını yapıyordum. Bu arada sen iç mimarsın. Evet, iç mimarlık mezunuyum. Ama yani baba mesleğine döndün. Yani kaçınılmaz son ya. Küçüklüğümden beri fuar kulisleri, sahnelerdesin, devamlı stüdyo ortamlarındasın. Okudu şarkılar kendi besteleri, söz müzik. Biliyorum. O kadar da takip ediyoruz herhalde. O da bizim kardeşimiz yani. Yazmayı da ondan öğrendim. Nasıl yazılıyor? Çünkü evde hep gözümün önünde Özledimler, Ben Sevdalı Sen Belalı şarkıları yazıldı. Ha, sen şahit oldun mu beste yapılışına? Özledim'e şahit oldum ben mesela. Vay. Beste nasıl yapılır, söz nasıl yazılır hep ben babamdan öğrendim. O yüzden de benim için öğretmen şey ve duayen. Böyle yani. Bakarak makarak derse de girerek öğrenim. Beste ben yani Selami abinin izninde söyleyeyim. Hı hı. Selami Şahin yani kesinlikle Rabbimizin takdiri yani bu başka bir şey. Allah yani, vergisi. Yani, hakikaten Allah vergisi bir şey. Yani başka bir şey. Açıkla, dersine gir, anlat. Anlatamazsın abi. Nasıl olduğunu bilemiyorsun çünkü. Bir şey geliyor, ruhuna konuyor. Onu da kağıda, notaya döküyorsun. Öyle bir şey. Abi bir şey söyleyeceğim beste deyince. İlk besteni kaç yılında yapmışsındır? Yani i̇lk çocuk bestem, muydun acaba? İlk bestem Silivri'de çadırlar kuruluyordu. Ben elimde melodika çalıyorum. Çadır kiraladık. Orhan Akdeniz besteci arkadaşım, eski dostum. Evet. Buradan selam gönderiyorum. Birer çadır tuttuk. Bergen'in o güzel besteleri yapan değil mi Orhan? Çok, oturuyorduk. Ya, Orhan abiye de selam olsun. Kiralık çadır aldık. O geliyor Selam Bey, imzalı resim, imzalı resim. Orada Alman iki kız var, yanında bir erkek var. Genç çocuklar. Geldi bana dedi ki, Guten Tag. Guten Tag. I am the no speak Deutsch. English Lidl. What is her name? Eva dedi bana. Bak unutamamış ya. Kaç sene önce abi? 69 yılında. 70 yılında. Eva'yı takip ettin mi sonra? Çok merak ettim. Ya, Eva yaşıyor mu abi? Melodika çalıyorum yeni. Tamam abi. Ben başka magazinindeymişim. Eva yaşıyor mu torunlarım? Notayı da kendi kendime öğrendim. Biz büyük aşk yaşadık 3-4 gün. 5. gün kalktım, çadırda yanımda yok. Herhalde kahvaltıya gittiler. Bir gittim kahvaltı kısmına. Sevgilisi gelmiş, böyle yaptı bana. Ne yapabilirim? Onu... Sevgilim var, ne yapayım? Onu dünyaya benzettim, yalancı. Mevsimlere benzettim, değişken. Yalancı dünya gibi... Yalancısın sevgilim. Bu şarkı oradan mı abi? Oradan çıktı. Vay ve arkadaş. Ve ilk bestem bu, söz müzik benim. Altın Kelebek yılın birincilik ödülünü aldı. Vallahi bir alkış istiyorum arkadaşlar. Abi alkışlayanlar da seyirci falan yok. Bizim ev halkı işte biliyorsun, evdeyiz ya. Onlar da bizim İdare canımız. İdare abi yani. Tabii. Yani hakikaten bir kez daha hayran oldum. Kaç yaşındasın abi o zaman? Şimdi mi? Yok, o zaman kaç yaşındaydın? O zaman 70 yılı kaç sene oldu? 21 yaşındasın. 20-21 yaşındaydım. Çok genç ya. Hakikaten çok genç ya. 21 yaşında bir şarkı yazıyorsun ve şarkın ödül alıyor. Ve tabii Altın Kelebek diğer ödüllerden 50-60 tane ödülüm var. Evde saklamışım. Çalalım mı onu be? Efendim? O şarkıyı... Sevmezsinler gibisin. Eva yaşıyor mu bilmiyorum da... Didem abla da bize kızmazsa Eva'ya gönderebilirim. Allah sağlıklı. Ama çok zaman geçmişsin canım ya. Sıhhatli uzun ömür versin herkese. Aynen öyle ya. Hadi bakalım yalancı dünya. Yalancı gibi. Dünya yapalım mı? Thank you.
alev sardı. Ağlayan gözlerimde hatıran kaldı. Bir zamanlar seninle mesut yaşardı. Şimdi o mutlu günler mazide kaldı. Yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim. Sen mevsimler gibisin, değişirsin sevgilim. Yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim. Sen mevsimler gibisin, değişirsin sevgilim. Öpmem lazım abi. Kur'an çapsın. Sağ ol canım benim. Ya, ustamız gelmiş. Abi nasıl şarkılar ya? Daha yani neler şimdi var? Bu Evan'ın yerinde olmak ister misin desen olurdum ya galiba. Peki. 20 yaşlarında 1970 yılında beste yaptın. Ödül aldı. Ha, zaten sen de zaten. Bu bana bir güç verdi yani. Sen zaten onu sende olduğunu biliyordun da bir hani ünlenmek bu şarkıları yapıyor olmak seni başka bir yere götürdü. Tescilledi evet. Aslında. Tescilledi yani o da. Abi o ne biliyor musun? Mesela ben de o yaşlarda böyle şarkı yaptığımda birileri sevince bir özgüven geliyor insana. Tabii Selami abinin dönemi bambaşka bir dönem. Çok zor abi yani orada. Yani o kadar ünlü bestekarlar var ki Selami abi 20 yaşında orada şarkı yapacaksın da aralarından sıyırt. Yani. Yılın birincilik ödülü aldı. Aynen öyle. Hakikaten aynı dönemde yarışmada İsmet Nedim, Yusuf Nalkesen. İsmet Nedim saatçi diyelim de yani bir soyadım ben de geçsin. Aynen da varmış yani. Hepsi vardı. Çakıl gazonosu vardı. Evet. Yeni evet eskiden sahilde. Hatırlarız. Orada çağırdılar beni şarkı çaldım. Söylemek için herhalde dedim. Sanatçılar var. 10. şarkı bu, ödül veriliyor, şarkıyı söylüyoruz. 9 bu, 8 bu, 7 bu, 3, 2 ve şimdi de sonucu yılın altın kelebek ödülü. Sözümüzü Selami Şahin'e ait sen mesinler gibisin deyince ağlamaktan teşekkür edemedim. O resimler duruyor. Ay canım abim benim. Aldık mikrofonu, herkes beraber, halk beraber okudu. Yani mutluluktan uçtum. Peki Zeki Müren'le tanışman ne zaman abi?
Zeki Müren ben tanışmadan önce Yaprak Yeşili Gözüm diye bir şarkımı okudu. Tanışmadan. Yaprak yeşili gözlerim. Genç Suzi Nak gibi geldi. Servilerde, Taksim'de evet. Sıra servilerde bir arkadaşımla buluşacağım bir kafeye girdim. Baktım şef geldi. Selam be Zeki Müren içeride oturuyor sizi masasına davet ediyor. Ben heyecandan abi, girdim. Abi olaylara bakın ya. Girdim. Elinizi öpüyorum paşam dedim. Estağfurullah dedi. Oturmaz mısın dedi. Biliyorum çapkınsın. Sevgilini bekliyorsun. Otur dedi burada dedi. Bak ya. Ben oturdum. Sen dedi günün birinde çok büyük yerlere geleceksin. Sesin çok güzel. Türkçen çok güzel okurken kelimeleri anlatıyorsun. Duyguların da çok güzel. Ben senden bir şarkı okudum. Yeni albüme gireceğim. Lütfen bana besteler yap. Ve notayı biliyorum, kendi kendine öğrendin, sen yönet dedi. Aa. Ve bu akşam Maxim Gazinosu. O zaman kaç yaşındasın abi? Yani 25. Var mı? İyi, o yaşlardaydım. 25-26 yaş. Ulan evet. Zevki bak ya. Biz gittik. Böyle bir şey olur mu ya? Arkadaşımla Maxim Gazinosu, onun davetlisiydik. Hesap istedik, kesinlikle Zeki Bey'in misafirimizin. Çıktı. Buna teşekkür, buna teşekkür çiçekler programın ortasında. Bir ara dedi ki benim dostum, arkadaşım, eskimeyen dostum dedi. Ben hemen eskimeyen dostu not ettim. Ondan sonra şarkıyı bitirdim. Evden İlk aradım. Şarkı o mu verdiğin Zeki Bey? Evet, aradım evden. Paşam Selami Şahin ben dedim. Söyle canım, yeni şarkı yaptım sizin için. Dört Levent'teki evimi biliyorsun, davet ediyorum dedi. Gittim. Ben de sanatçıya, hangi sanatçıya eser veriyorsam o sanatçının taklidini yaparak veriyorum ki eseri rahat geçsin. Ben de okudum şarkıyı nakarat kısmına gelince. Ne zaman gelirsen gel, başıma taç olursun. Selamicim dedi, benim okumama gerek yok, sen oku Zeki Müren denler dedi. Ve bu şarkıyı kimseye verme dedi. Öyle albümün adı Eskimeyen Dost. Ben yönettim, benden çok... Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Liderimizin ismini kim koyduk? Zeki Müren isim babası. Rahmet. Ya. Lider Müzik şirketini 80 yılında kurdum. Selamicim dedi. Allah bağışlasın. Lider ismini koyması çok enteresan bak. Allah bağışlasın ama dedi. Ama o dönem baba Lider Müzik'e Zeki Müren'le bir 4 albümlü bir anlaşma yapıyor. Ve yönetmenliğini yapıyor. O dönem benden çok sıkıntılar, yakınlar. 6-7 albümü var. Long Play. Evet, Lider Müzik'e albüm yapmış. Dedi senin şirketin adı Lider. Neden Lider ismini koymuyorsun dedi. İsim babası ben olayım dedi. Koydu, bayağı kalabalık bir kutu içinde altınları verdi. İsim nurlar içinde yazsın. Allah rahmet eylesin. Büyük usta Zeki Müren. 5 yaşındaki çocuklar dinlesin ne okuduğunu, ne söylediğini Türkçe, anlıyor. Türkçe, notalar, tanrı yani. Tabii. Hakikaten hepimiz. Bir şarkı isteyeceğim abi. Senin besten, söz müzik, Selami Şahin. Gitme sana muhtacım. Bunu Zeki Müren okudu tabii. Evet, Zeki Müren okuduğu için istiyorum. Ondan sonra da bu şarkının hikayesini isteyeceğim ama ton ne olur arkadaşlar? Semih Baba. Do. Gözlerine
muhtacım sözlerine. Ruhumu ısıtacak sımsıcak nefesine gitme. Gitme, sana muhtacım, gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Ruhumu ısıtacak sımsıcak nefesine. Gitme, gitme. Gitme, sana muhtacım, gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Yaşamak için senin sevgine muhtacım. Ya arkadaş, o kadar mutluyum ki Selam abi. Canım benim, sağ ol. Vallahi böyle bir şey olur mu ya? Hiç söylemene gerek yok. Bak, gözlerinden anlıyorum. Bestelerin, sözlerin, yorumun, yani bu, böyle bir şey olur mu abi ya? Ben biz, annemin sesi 10 puan, ondan 3 puan almışım. Annen Arap'tı, Mısırlı. Değil mi? Mısırlıydı. Mısır'da sesler çok. Arapça biliyor musun abi sen? Ben Türkçeyi 8 yaşlarında ilkokulda öğrendim. Türkçeyi, Arapçayı Türkçeden daha rahat konuşuyorum. Gerçek mi? Mısır Arapçası en iyi Arapça. En iyi Arapça, evet. Ana betkellem Arap lehçe Mısriye. Ne dedin yani? Ben Arapça konuşuyorum Mısır lehçesiyle. Arapça çok akustik diyebilir misin abi? Nasıl? Çok akustik diyebilir misin? Arapçası var mı onun? Ercan Saatçi ile çok akustik, çok güzel falan diyebiliyor musun Arapça yani? Abi sallasan da olur. Akustik program cidden evi evi hülü. Ercan Saatçi duymadım abi. Ercan Saatçi'yi de katar mısın rica edeceğim abi. Bu çok önemli. Program. Al dikkatli al. Evlek. Akustik program. Girden hülü evi evi evi. Ercan Saatçi. Abi onu bir katman lazım abi. Ercan Saatçi. Abi beni de katar mısın Ercan Saatçi? Kullin nesi bir harfuk inti ismek Ercan Saatçi. Ha? Budur abi, tuş. Budur abi. Herkes seni tanıyor, adın Ercan Saatçi. Arapçasını söyledim. Abi işte, böyle, benle böyle ol abi ya. Tamam. Abi Arapça bir şarkı söylesene. Hatta bir doğaçlama yapsana abi ya. Galiba sollerde lalarda mı? Değil mi? Ya, bir dakika. Spontane abi, lütfen. Abi sen gir, siz takip, kanlı takip. Şarkı mı okuyayım Arapça? Arapça bir şey söyle abi. Vallahi. Mikrofonunu al istersen baba. Eddükel meyyes. Ada sahibi. Ver bakalım. Karar ver. Eddükel meyyes ya umri ya sayın elbel لأسري وانت أحلى الناس بنظري جل من سواك
Ya alkış! Abi heyecandan alkışlayamadım ya. Sen nasıl? وردم خيم علينا انا وحبيبي بجنينه والورد مخيم علينا يا ربي تستر علينا جل من سواك يا عمري انا صاغي الرند بكليورم her zaman yollarını gözlüyorum, her zaman yerimde bekliyorum. Perişan et caziye başım için. Beni şad et, beni şad et caziye başım için. Abi çok akustik oluyor ya. Vallahi çok akustik oluyor ya. Selam abi, lider sen bunları biliyor muydun? Arapçayı ben ezber böyle kulaktan biliyorum ama çok... Ha, evde yapar mı? Mesela Selam abi eve gelir Arapça şarkı mı söyler abi? Öyle bir şey olur mu yani? Yok. Yo, olmaz. Ya benim bütün... Ha, sen niye şaşırmıyorsun, ben şaşırıyorum yani. Akrabalarım hepsi biliyor. Biz Emirhan, ben Meryem, bizim kuşak öğrenemedik. Çok da istekli olmadık ama bazı kelimeleri anlıyorum. Benim bazen. Rahmetli annem hiç Türkçe bilmezdi. Arapça konuşuyor. Ben Türkçeyi... Abi de Mısır Arapçası. Ben muhteşem ya. İstanbul Türkçesi gibi düşünüyorum. Ben Türkçeyi ilkokulda öğrendim 8 yaşlarında. Annemin sesi 10 puan, ondan 3 puan almışım ben. Mısır'da sesler acayip. Müthiş. Arkadaşlar size soracağım. Ha, Selam abiye çalıyorsunuz ya. Yok. Yabancı dilini sormuyorum ya. Selam abiye çalıyorsunuz ya. Yani Selam abi dünyanın en pozitif insanı yani. Hep böyle... Hep gülsün ister, güldürmek ister. Yani ben yıllardır tanıyorum. Çok pozitif, mütevazi. Hiç böyle hani o bizim böyle hayranlıkla baktığımız adam gibi üstten bakmıyor. Böyle çok bizle beraber olan. Çalarken ne hissediyorsunuz mesela böyle bir adamı? Ya ben kendi adıma şöyle söyleyeyim. Biz de bayağı uzun bir insanlarla Selam abiyle beraberiz. Yani biz abi kardeş gibiyiz. Gerçekten... Benim için fark etmiyor mu diyorsun yani? Hayır. Senin bahsettiğin gibi bütün arkadaşlarımla aynı şeyi söyleyeceklerdi. Gerçekten çok samimi. Yani şu anda gördüğünüz ne varsa o gerçek anlamdaki o samimiyeti her zaman görüyorsunuz. Canım abim benim be. Canım benim. O yüzden bu şarkılar böyle çıkıyor. Sensiz olmuyor. Sen de sensiz olmuyor. Vallahi olmuyor abi. Olmuyor peki. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Cümlemizi yarabbim. Bir sensiz olmuyor alalım mı? Gene de o. Mahur mu gene? Aranaymaya girecek misiniz yoksa? Nasıl sen ne istiyorsun abi? Öyle yapalım. Öyle yapalım. Bap 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 bam. Uzadı geceler. Sabah olmuyor. Sensiz bu dünyama. Güneşi doğmuyor. Uzadı geceler, sabah olmuyor. Sensiz bu dünyama güneş doğmuyor. Hasretim aşkına gel de sev artık. Sevgilim aşkına doyum olmuyor. Sen kalbim huzur bulmuyor. Gülmüyor, gülmüyor, yüzüm gülmüyor. Kader aldı seni, bana vermiyor. Oh,
hasretin içimde bir alev gibi. Sensiz geçen her gün bir asır gibi. Neredesin sevgilim? Dön artık bana. Düşmüşüm peşine bir deli gibi. Olmuyor, olmuyor, sensiz olmuyor. Sen sevmezsen kalbim huzur bulmuyor. Gülmüyor, gülmüyor, yüzüm gülmüyor. Kader aldı seni, bana vermiyor, bana vermiyor. Sensiz olmuyor. Gecelere sardım, soyundum. Kokusunu özledim, özledim sımsıcak nefesini özledim. Çok kara kışlar gördüm, ben yine pes etmedim. Çok ayrılıklar gördüm, ben yine yenilmedim. Selami abi, olmuyor, olmuyor. Çok olumsuz bir şey ama ya çok olumlu bir şekilde hayatımıza girmiş ya. Evet. Yani hisler, ne derler, hisli kablel vuku. Böyle bir cümle var yani. Öyle söylüyoruz be abi. Yani müthiş, eminim bizi izleyen herkes bizi şahane bir şekilde söylüyordur. İnsan sevdiğine ne der? Sensiz olmuyor. Hakikaten olmuyor. Sen abi sevmezsen kalbim huzur bulmuyor. Canım abim, iyi ki yazmışsın. Vallahi ilk, yani ne diyeyim sana, sana metiyeler düzmek istiyorum şu anda, programı aksatmak istemiyorum ama aralarda yapacağım abi sana bunu. Tamam. Lidere gelelim abi. Tamam. Eyvallah. Sen biraz önce söyledim, iç mimarsın ama sen babanın yolundan gittin. Hı-hı. Bence sesin şahane. Sağ ol abi. Ben provalarda böyle hani burada ses bakarken, sound check yaparken duydum. Sağ ol abi. Ama söylerken öyle söylemiyorsun, dikkat ediyorum. Daha başka bir tavır yapıyorsun. Ama ben böyle bir şey yapınca hemen çat diye söylüyorsun. En son çıkan şarkından başlamak tamam istiyorum. Yani Rezil Rüsva diye bir şarkı yaptınız. Hı-hı. İsmi ne kadar böyle çok iddialı olsa da şarkı çok yumuşak, çok duygusal bir şarkı. Baba Oğul yaptınız. Müthiş de bir söz müzik onun. Evet, söz müzik onun. Lider çok şarkı hani bu dönemde insanları çıkarttığı şarkıların çok dışında. Hı hı. Bence o yüzden çok iddialı. Bence o yüzden de çok bizden, yani tam bizden bir şarkı yapmışsın. Ben de babam gibi kalıcı eserler yapma peşindeyim. Rezil Rüsva'yı ben 2017 yılında yazdım. Ve babamla çocukluğumdan beri hep böyle bir düet hayalim vardı. Ya dedim, bir gün böyle benim yazdığım bir şarkıyla düet yapmak istiyorum. 2017'de Rezil Rüsva'yı tamamladım. Dedim ki, ya çok Selami Şahin şarkısı gibi duruyor. Yani tabii lan, sen de Lider Şahin. Mehmet Lider Şahin. Şarkıyı böyle çok böyle Selami Şahin'in Senin Olmaya Geldim, Tanrım ekolüne çok benzettiğim bir şarkıydı. Sonra ben tabii müzikal kariyerime, yani kayıt olarak 2019'da başladım. Mesela şarkısı da çıkış yaptım. Peşinden oldu mu? Oldu mu? Bir tek seni yaptıktan sonra dedim ki artık bu düeti ertelemeye hak gerek ettim. Yok. Hak ettim. Artık gerek yok dedim. Şarkıların şarkıyı kaydını Fabio Taşer'le beraber yaptık, düzenlemesini. Fabio'yu da buradan buradan çok selam söyleyin. Evet. Çok güzel bir düzenleme armağan etti bana, sağ olsun. Evet. Şarkıyı bitirdim, okudum. Ben her okumayı bitirdikten sonra babamı stüdyoya davet ederim ve onun yorumlarını alırım.
Baba dinledi şarkıyı, dedi ki çok güzel olmuş be dedi. Usta ya, usta yalan söylemez abi. Çok beğendi şarkıyı. Ben de tabii hep böyle bir hayalim var ya, düet yapma hayalim. Ben de bir an cesaretimi topladım. Dedim ki ya baba, bu şarkıda bana düet yapmak ister misin? Seve seve dedi. İçeri girdi, düetini yaptı ve benim için muhteşem bir an oldu. Ömrüm boyunca unutmayacağım, çok kıymetli bir kayıt oldu. Hatırası yeter. Evet. Ben çocuklarımı kendimden çok seviyorum. Canım benim. Öyledir. Biz evlat, de seni çok evlat seviyoruz. Evlat başka bir şey. Canım ya. Benim. Ay gözlerin yaşardı. Selam abi. Canım benim. Canım benim ya. Evlat gibi var. Sen bizim hakikaten ustamızsın, babamızsın. Sağ ol canım çok benim. Çok önemli çok bir adam. Çok teşekkür ederim. Dinleyelim lider onu. Hadi abi. Söz müzik lider Şahin. Mehmet lider Şahin. Selam abimizle düet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Severken gidenlere sessiz kaldık, acıya müptela olduk. Vicdanından bir haber şaştık kaldık, akıl sır erdiremez olduk. Vurdu 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 zillesi, can yakar o bilmez kendisi. Bizdeki gönlü yıkıp rezil rüsva edenler, ömrümüzden çalıp çırpıp yola devam ederler. Bizdeki gönlü yıkıp rezil rüsva edenler, ömrümüzden çalıp çırpıp yola devam ederler. Gidenlere sessiz kaldık, acıya müptela olduk. Vicdanından bir haber şaştık kaldık, akıl sır erdiremez olduk. Durdu vurdu vurdu zillesi, her defa daha zor sevmesi. Bizdeki gönlü yıkıp rezil rüsva edenler, ömrümüzden çalıp çırpıp yola devam ederler. Bizdeki gönlü yıkıp rezil rüsva edenler, ömrümüzden çalıp çırpıp yola devam ederler. Ömrümüzden çalıp çırpıp yola devam ederler. Bizdeki gönlü yıkıp rezil rüsva edenler, ömrümüzden çalıp çırpıp yola devam ederler. Sen de. Bizdeki gönlü yıkıp rezil rüsva edenler, ömrümüzden çalıp çırpıp yola devam ederler. Bizdeki gönlü yıkıp rezil rüsva edenler, ömrümüzden çalıp çırpıp yola devam ederler. Vallahi helal olsun be. Eyvallah abi. Gerçekten helal olsun. Eyvallah. Yani zaten de böyle bir babadan da hani futbolcu olmazdı yani.
Daha yolun çok başındayım. Ondan sizlerden öğreneceğim, bu orkestradan da öğreneceğim çok şey var. Estağfurullah. Her gün bir şey öğreniyorum sizden. Bu Allah'ım. Daha güzel şarkılar da olacak. Sadece bununla yaşamayı öğrenirsen zaten gelecek, yazacaksın. Nişani şarkılar olacak inşallah ya. İnsan isterse eyvallah, çalışırsa yazılmamışı yazmak, yapılmamış melodileri yapmak çok önemli. Ve slogan şarkıda. Abi slogan kendinden doğmuyor mu? Şimdi yazılmışı yazmayacaksın. Yapılmış melodi. Tabii tabii, yani şundan bahsediyorum. Elbette hani şimdiki böyle bazı arkadaşlar yapıyor ya mesela. Ulan bu laf çok iyi, bu slogan olur deyip onun üzerine şarkı yazıyor. Ben ondan bahsetmiyorum. Ben tam şuradan çıkıp son böyle refrene, nakarat dediğimiz yerde bir şey. Evet, bu slogan işte. Ben ondan tabii bahsediyorum. Tabii. Mesela. Şimdi ben bugün beste yapacağım diye şartlamam kendimi. Aniden bir ilham geliyor, kapı çalıyor. Ben hemen oturuyorum, notasını yazıyorum. Peki Selam abi bir şey söyleyeceğim. Lideri nasıl buluyorsun sen mesela? Şimdi ben çocuklarımla arkadaşım. Hiçbir zaman için emretmek, bağırmak bende yok. Arkadaş olmak çok önemli. Hayatımda benden küçük insan görmedim. Benden büyük insan da yok. Kalbi yüreği güzel olsun, başıma tac ederim. Daha adam bir şarkı yapayım merhaba dediğin zaman şu anda bir havalarda. Merhaba hocam. Hasat zamanında tarlaya bak, başaklara. Dolu eğik başakların olur, başı eğik, eğik olur. Boş başakların başı dik olur. Kimse benden büyük küçük değil. Kalbi yüreği güzel olsun. Canım abi. Başıma tac ederim. Özellikle ben halkın sevgisiyle varım. Onlara her zaman sevgim, saygım sonsuzdur. Allah onları başımdan eksik etmesin. Abi kaç jenerasyon? Yani ben, benden önceki, benden sonraki, benden bir sonraki, benden bir önceki jenerasyon senin şarkılarınla büyüdü. Gerçekten evet, öyle yani. Çünkü her tür beste de yapıyorum. Oralara geleceğim. Dur sakın oralara gelme. Gel bakalım. Sakın. Ama ben biraz daha liderle devam etmek hadi istiyorum. Hadi bakalım. Ben şimdi lideri sosyal medyadan da takip ediyorum. Zaten bir abi kardeşliğimiz var. Adam sporcu, yakışıklı. Ama bunun yanında hakikaten şahane şarkılar yapıyor. Yani bu işe daha anladım yeni kafa yormaya başladı. Daha doğrusu evet ben bu işi yapacağım diyeli bence 3-5 sene geçti. Daha çok fazla değil. Doğru mu söylüyorum? Evet. Şöyle Ercan abi, çok aslında daha önce de yapabilirdim ama ondan önce sorumluluklarım vardı benim. Ne sorumluluklarım vardı? Selam Şahin markasını yönetiyordum o dönem. Hem menajerliğini yaptığım dönem, bir yandan da vokalisti olup ondan tecrübe kazanmak istediğimi kabul ettim. Ve o süreci öyle geçirdim ben. Yani kardeşim, hiçbir şey geç bulmuyorum hayatımda. Sen ne deme iç mimarlık okudun ya? Git konservatuvarda okusana ya. Ama okuduğum o bölümünde şu anda işime de yararı var. Ha. Çünkü bugün mesela klip çektiğimde mekansal algılar. Ha. Bir şey çekeceğim zaman çok böyle peki, orada şey yarıyor bana. Emirhan'la Meryem'de var mı böyle bir şey? Emirhan'ın da sesi çok güzel. Meryem'in de keza sesi çok güzel ki Meryem de bu sene stüdyo kaydına giriyor. İlk şarkısını hazırlanıyor o da. Abi ya. Onun da sesi çok, çok güzel. Çok gururlu olmasın be. Evlatlar da böyle. Evlat. Senden bir şarkı isteyeceğim. Mesela. Evet. Onu söyler misin? Tabii mesela abi, seve seve. Ama bizim çok akustik tarzında böyle söyleyeyim. Tabii. Sema hocam. Volkan'cığım böyle bir versene mi böyle önce? Ben de bu gitara hasta oldum. Bak ya. Bir daha versene onu. Sol majör. Oh. Çok iyi ya. Ne güzel gitar bu ya. Sensiz gökyüzü kararınca özlemin düşer sol yanıma kararınca. Sensiz yaşları akıtınca dökülür yastıklarıma kararınca. Bu halime bir son seninle bulurum ancak dokununca, sarılınca, kararınca. Gecelere sordum, soyundum
sağıma durdum, duruldum soluma dönsem, görsem mesela sabahları buldum, yoruldum sofrayı kurdum, kuruldum çayını koydum, gelsen mesela. Yaşları akıtınca dökülür yastıklarıma, kararınca bu halime bir son, seninle bulurum ancak, dokununca sarılınca kararınca. Gecelere sordum, soyundum, sağıma durdum, duruldum soluma dönsem, görsem mesela. Sen mesela gerçekten bravo. Eyvallah. Bu şahane benim ilk göz ağrım. Öyle mi? Hakikaten gerçekten çok bezim. Eyvallah. Şey yaptım böyle hani. Çok içinde buldum derler ya. Böyle sanki klibini yaşadım. Sabah kahvaltıyı kurduğunu gördüm. Hani o kadar şarkıyı anlatıyorsun, geçiriyorsun ki. Şahane şarkı. Çünkü yaşanmışlık var. İnsan sevdiğini beklemez mi? Evde çayını koydum, sofrayı kurdum. Gelsen mesela. Gelsen mesela. Abi. Senin böyle fenomen 1000 tane şarkın var. 1000 tane demeyeyim de abartmış olurum. Yok benim 150'si hit yaptığım adet 400. Fazla eser yapmak hüner değil. Kalıcı eser, kalıcı eser yapmak hüner. Az ve öz yapmak. Aynen öyle. 150'yi de şey yapma yani o kadar güzel. 200 vardır senin öyle. Yani. Bir şarkı isteyebilir miyim? İşte diyorum ya bu programın hani ev sahibi olarak. Bu programın sahibi olarak. Böyle evimde kuru... Müzisyen arkadaşlar hop iyi miyiz? Ha, sıkıntı yok değil mi? Yok. Abi benim en büyük lüksüm ne biliyor musun? Sevdiğim sanatçı abilerimle, kardeşlerimle oturuyorum böyle. Şarkı isterim abi. Daha ne olsun? O yani? Zaman orkestra şefimiz Semih Erdoğan hangi şarkıyı derse ben onu okuyayım. Ben diyeceğim abi o niye istesin? Ben isteyeceğim. Peki sen iste. Özledim istiyorum abi. Kimi özledin?
Abi ben çok özledim ya. Bu şarkıyı pek. Kimleri özledim söyleyemem burada da yani çok özledim onu. Tamam. Oh! Yaşlar bir an dinmedi. Sen gittin ya ellerimden. Resmin bir an düşmedi. Sen gittin ya o gün bugün. İnan yüzüm gülmedi. Senle geçen günlerimin değerini bilmedi. Liderden bekliyorum abi, liderden. Özledim teninin kokusunu özledim. Özledim sımsıcak nefesini özledim. Özledim sohbetini, o sesini özledim. Gelmedin göz bebeğim, can yoldaşım gelmedin. Özledim sımsıcak nefesini özledim. Özledim sohbetini, o sesini özledim. Gelmedin göz bebeğim, can yoldaşım gelmedin. Özledim teninin kokusunu özledim. Özledim sımsıcak nefesini
sohbetini, o sesini özledim. Gelmedi göz bebeğim, can yoldaşım, gelmedi. Çok ustası, çok. Abi bir şey söyleyeceğim. Hani Cem Yılmaz'ın esprisi gibi olmasın, Zeki Müren'de bizi görüyor mu gibi olmasın ama mesela Zeki Müren'e bu şarkılarını, yani bunlar yoktu o zaman ama böyle dinletirken ne yapıyordu abi? Mesela fuarda çalıştınız mı sonra? Tabii tabii. Ne ben oluyordu onunla mesela? Onunla değil yani. Polise gidiyor muydun abi mesela Zeki Bey'le? Fuarda ben misafir olarak gidiyordum ona ama ben de çalışıyordum. Ben zaten, seni fuarda seyrettim bu arada çocuğum. Zaten ben bestemi kime verirsem o sanatçının taklidini yaparak veriyorum ki eseri rahat geçsin. Bu çok önemli. 40-50 şarkımı okudu Zeki Müren. Ne? Tabii. 40-50 şarkıdan bahsediyoruz. Ah dünya, ah dünya, yalansın dünya. Olamaz. Benim bestem. Bir dakika ya, ben bunu bilmiyordum abi. Al mikrofonu abi, lütfen. Lütfen alır mısın abi? Gözümün sadece nakaratı geçelim abi. Bak ben hakikaten bunu bilmiyordum mesela. Ben bilmiyorum abi, ben konservatuar bitmiş adamım yani. Bir de şey okudu bende. Bulamazsın darararam, bulamazsın darararam. Benim gibi seveni helal olsun. Ah! Ey Türk milleti. Selami Şahin ya. Vallahi abi nasıl benim. Bir adamsın. Abi. Çok merak ediyorum yani Zeki Müren'le ilgili çok anım vardır, çok efsane şeyler vardır ama kimsenin duymadığı hani sadece burada bana anlatacağım bir şey var mı abi ya? Şimdi çok anılarımız oldu. Bir gün beni aradı evden, cep telefonu yoktu. Bana anlat bana, sık kimse duymasın abi. Cep telefonu yoktu. Selamiciğim dedi, hastayım, evde yatıyorum dedi, hastaneden çıktım. Son dönemleriydi galiba. Son dönemleri. İyileşirsem senden bir ricam var dedi. Ay. Dedim emrin olur paşam. Özledim şarkısını okuyabilir miyim dedi. Sana bütün şarkılarım feda olsun demene gerek yok. Beni ağlatacaksın dedi. O şarkıyı çok seviyorum. Son yılların böyle bir eser bir daha gelmez dedi. Seninle gurur duyuyorum. Söz mü? Söz. Dua et dedi iyileşirsem. Ağlattı beni. Bu şarkıyı okuyacağım. Sana feda olsun dedim. Ama maalesef 3 ay sonra vefat etti. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Gerçekten. Senin daha çok anın vardır tabii. Yani benim böyle hakikaten Zeki Müren'le ilgili konuyu çok merak ediyorum. Çünkü benim yani, senden dinlemedim ama okuduğum kadarıyla Zeki Müren'in sana bir hayranlığı var. Bestekarlığına, güftekarlığına. Ve işte senin de söylediğin gibi söyledi yani bana, 40, günün 40 şarkı, birinde 40 şarkını okumuş erişilmez yani. Bir yerlere geleceksin. Bu yaşta bu besteleri yapıyorsun ve sesin çok güzel. Aynı. Türkçe çok güzel. Beni taklit ediyorsun. Türkçeyi iyi anlatıyorsun okurken, bir de hissediyorsun. Helal olsun sana. Peki dedi. Aynı sahnede oldun mu hiç abi? Aynı sahnede çalışmadık. Onun sahnesine gittin mi? Çalıştığı yere beni davet etti, gittim. Sahneye çağırdı mı? Çağırdı tabii. Ha işte onu söyle abi. Anlat bunları, anlat be abi. Selami sen, şimdi, Selami abi anlat şimdi, ya. Abi bunlar mı gel bize ya? O Maksim'e davet ettiği gece. Abi merak gece, ediyoruz. Biz görmedik bunları ya. Maksim'e davet ettiği geceyi okudu. Şuna teşekkür, buna teşekkür. En son benim çiçeğimi şöyle yaptı. Evet dedi. Delikanlı, bu genç yaşta ünlenen, besteleriyle daha iyi yerlere gelecek. Sesi çok çok güzel. Değerli sanatçı, benim sevgili dostum Selami Şahin'i sahneye davet edersem alkışlarınıza bağlı gelişi dedi. Oo, bir alkış. Zeki abi de yani. Kıyamet Zeki. Koptu ben çıktım. Ben şu anda alkışlayasım geldi. Onur Etkes'ini çok iyi biliyormuş. Çıktım. Gitme sana muhtacım dedim. Bu şarkıyı özel olarak Zeki Müren'e beyefendiye verdim. Okudu. İzin verirse ben bu şarkıyı okuyacağım. Beraber okuyalım. Düet yaptık. Bende hatırası var yani. Sizin anınızdaki hakikaten dostluk
abi kardeşlik mi diyelim, usta çıraklık mı diyelim bilmiyorum ama çok özelmiş. Yani sana çok ehemmiyet veren bir adammış. Benim okuduğum kadarıyla senden dinlemedim. Tabii tabii. Şimdi her albüme gittiği zaman bana dediği şu. Kendi firmama Lider Müzik Üretim 80 yılında kurmuştum. 7 tane long play yaptık kendime. Senden başka yönetmen istemiyorum. Senden başkasından beste istemiyorum. Başkasından eser alacaksan, sana ait olmuyorsa sen seç, bana getir. O nasıl bir güven? Nasıl yani bir şey çok enteresan. Selam Şahin gençliğinde Zeki Müren'i feyiz alıyor. Onun izinden gidiyor. Belli bir level'dan sonra Zeki Müren sana kendini emanet ediyor. Hem albüm yönetmenliğini ya, yapıyor. Hakikaten çok önemli. Hem diyor ki nasıl okuyayım diyor. Yani gerçekten bu kadar konuştuğumuz prozedi ve Türkçeyi bu sefer Selam Şahin'den duymak istemesi yani büyük bir başarı senin yaptığın yani. Gerçekten. Helal olsun. Az önce dediğim gibi 7-8 yaşındaki çocuklar dinlesin, ne dediği kelimeleri anlatıyor. Aynen öyle. Sende de öyle abi. Evet. Mesela sen bilir misin? Biz konservatuvarda okurken kayıt yapardık. Kayıtlara giderdik. Çalardık, malardık. Bir şeyler yapardık işte. Orada burada çalıyoruz. Ama bu arada stüdyo dediğin şey de böyle herkesin evinde yok artık. 3-4 tane var yani. Giderdik. Bir gün bir şey oldu. Kulakları çınlasın Ufuk Yıldırım'la bir kayıt yapıyoruz. Taksim Ses Kayıt diye bir stüdyo var böyle en üst katta. Benim aklıma fikir geldi. Böyle arabesk de demeyeceğim ama böyle Türk müziği bir iş yani. Ya dedim bunun introsunda böyle klarnet bir şey olmasın. Islıkla çalınsın. Acaba dedim Selami abi bir arasak ulaşsak çalar mı? Türkiye'nin en iyi ıslık çalan adamıdır yani. Islığıyla. Seninle başım dertte ıslığını ben çaldım. Öyle mi? Tabii. Bilmiyordum ama yani şunu biliyorum. Sen ıslıkta entonasyon tertemiz. Enstrüman gibi kullanıyor. Enstrüman zaten sesinde enstrüman evet, gibi öyle. Kullanıyor yani. Ama şöyle bir tekniği var. Onu sonra fark ettim. Kredi kartını alıyor veya normal kart vizit alıyor. Şuraya koyar. Onunla ben gördüm, bir akort tabii, durumu var. Sonra gördüm. Sonra şuraya bak şöyle koyar. Hı-hı. Öyle çalar yani. Onlar ya bunun yönlerini ses daha bunu akort eder yani. Aha. Şimdi mesela. Ver abi. Abi mikrofonu yapalım mı Selam abi? Ver mesela. Bir Selam Şahin'den ıslık Taksim. Taksim ne yani içinden ne gelirse. Bak başka bir şey oldu. Enstrüman oldu. Mikrofonu tut abi. Ben vallahi bravo ya. Hakikaten bravo. Abi müsaade ederseniz böyle Kürdilerin içinden geçti ki ben bir şarkı söyleyeyim mi? Çok olur mu? Yani tabii tabii. Eğer eşlik ederseniz ne çok sevinirim. Sormanıza bile gerek yok. Bizim için zevktir. Selam abicim. Senin tabii. Bunu söylemen benim için şereftir. Buyurun. Bir re minör alabilir miyim? Bir Kürdi Taksim. Ha senden şahane olur. Ağlarım öfkeyle,
gözlerin öyle kederli. Çok kara kışlar gördüm ben yine pes etmedim. Çok ayrılıklar gördüm ben yine yenilmedim. Çok kara kışlar gördüm ben yine pes etmedim. Çok ayrılıklar gördüm ben yine yenilmedim. Şeydin sen, yazık ki aynıydı her giden. Yok, ah kalbim yok. Sevgiler çok insafsız, yarını yok. Ağlarım gün geçmez, ağlarım öfkeyle sus. Niye ardından kaybolur gibiydi yüreğim öyle derin, öyle kederli. Çok kara kışlar gördüm ben yine pes etmedim. Çok ayrılıklar gördüm ben yine yenilmedim. Çok kara kışlar gördüm ben yine pes etmedim. Çok ayrılıklar gördüm ben yine yenilmedim. Çok kara kışlar gördüm ben yine pes etmedim. Çok ayrılıklar gördüm ben yine yenilmedim. Çok kara kışlar gördüm ben yine pes etmedim. Çok ayrılıklar gördüm. Baba bitirsene bunu. Ben yine yenilmedim canım. Ben yine ağzına sağlık Erkan abi. Çok güzel vallahi bir şarkı. Ben hani böyle şarkıcılık duygusal bir şarkı çok ama. İddialı değilim sözüm ama. Sözüm müziği hani, sana mı ait? Evet, sözüm müziği bana ait. Kalemine sağlık. Fakat duygusal bir parça. Çok teşekkür ederim abi. İnsan çok isterse. Kibariye işte birkaç kişi daha okudu böyle. Hakikaten çok güzel yorumculuğu. İnsan isterse yapar güzel şeyler. Çalışırsa. Evet, canım abi. Abi sana gelin. Beni boş ver ya. Seni boş vermiyorum. Beni boş verme de yani. Bir kenara bırak şimdilik, sonra alırsın abi. Yok, senin kalbin yüreğin güzel. Kaç şarkı vermişsindir İbrahim abi? İbrahim Tatlıses 20 şarkısı hitse 10'a yakın benim. Bir tanesini isteyeceğim senden abi şimdi bak. Ben biliyorum zaten de. Mesela birer satır okuyayım birkaç şarkıda. Direkt şeye girelim ya. Seni sevmenin yalana girelim bence. Abi, ne diyorsun? Birer satır bak bravo doğru. Birer satır. Birer satır sonra okusun yalan. Sonra yalana girelim. Peki. Sanki bir gün dönüp gelecek misin? Sensiz ne haldeyim bilecek misin? Gözümden yaşları silecek misin? Ağlama demenin ne faydası var? Benim mesela. Duydunuz mu? Duydunuz mu? Böyle bir aşk duydunuz mu? Bir burada biraz önce hani selam anlattı olsun, ya. Selam olsun. Ben o söyle besteyi kime veriyorsam onun gibi söyler verirdim dedin ya. Hakikaten öyle. Rahat kesin. Şimdi iyi bir rejisör oyuncuyu daha iyi oynatır. Kesinlikle.
Bu çok önemli. Şey de var. Hesabı mı? Selam olsun, selam olsun. Gidenlere selam olsun. Bir de gitmek istiyorsan durma hemen git. Ah! Ardından bakarsan ne merd olayım. Var çağ, çok var. Çok güzel. Seni sevmediğim yalan var. Daha onu çok. Onu söyleyelim işte. Selam olsun, selam olsun. Gidenlere selam olsun. Neler var daha? Evet abicim, biz biliyoruz da yani buradan bir jenerasyona da bir de hatıralar bir çığ gibi çöker akşamdan akşama. O nasıldı abi, gir bakayım ona. Hatıralar bir çığ gibi çöker akşamdan evet. Akşama. Vay be abi. Bu da mı senin mi? Evet. Bu da mı gol değil dermiş? Ayrılmayalım. Coşku sabahı. Ayrılmayalım. Ayrılık rüzgarlarıyla savrulmayalım. Ayrılmayalım. Ayrılmayalım. Mutluluğun bağlarını koparmayalım. Kasımpaşalıyım. Abi dur, geleceğim buralara. Dur. Hadi yalan yapalım. Hadi yalan bir. İbrahim abiye de selam olsun. Onu seslendirin. Selam, selam, sevgiler gönderiyorum. Sevmediğim yalan.
ustamızsın abi, ne diyeyim işte. İyi ki bizim ustamızsın ya. Sağ ol canım benim. Hakikaten yani bu, hem şarkıyı yazışın, besteleyişin, sözleri bir de yorumla, yani başka bir şey ya. Sağ ol canım. Hakikaten benim. Çok müthiş. Benim Allah'ın ya. Bir lütfu bana, şükür. Gerçekten olsun. Öyle. Bizim için de bir lütuf seninle şurada olmak. Hakikaten bence tarihe tanıklık ediyoruz yani. Bu çok önemli bir şey abi ya. Lider sen ne düşünüyorsun? Abi ben ne düşüneyim artık? Baksana. Kalk gidelim. Senden bir şarkı istiyorum. Tamam. Oldu mu? İkinci single'ım. Olmadı. Olmadı mı? Oldu mu? Bakalım oldu mu bakalım. Olur abi. Okursa olacak. Abi bu da çok güzel böyle bir şarkı. Çok romantik. Ben çok hoşuma gitti. Evet. Bunu da 2014'te Ercan abi askerden döndüğüm zaman yazdım. Erzurum'da askerlik yaptım. Döndüğümde çok özlemiştim evimi, sokağımı ve yastayımı senden dinlemiştim. 15 dakikada yazdığını öğrenmiştim. Aynen olduğumu için de benim böyle 15 dakikalık bir yol mesafesinde yazdığım bir şarkı. Ay canım benim. Yola çıktım, o yolu hissettim, o yola özlemimi hissettim ve o yolun sonunda sahile vardığımda şarkıyı bitirmiştim. 15 dakikada yazdım. Senin için yastayım da öyle bir şarkı biliyorum. Evet ben de öyle. Benim de öyle içinden akan bir solukta yazdığım şarkımdır bu. O yüzden çok kıymetlidir. Çok severim. Evet. Hadi bir çok okuyorum. Merakla bekliyoruz. Çok merakla bekliyoruz. Erzurum'da yazıldı bu şarkı. Eyvallah. Biliyorsun Erzurum'da çok özür dilerim pardon. Erzurum'da çok şahane besteler yapıp bize bırakan bir üstadımız daha var. Saadettin Kaynak. Eyvallah. Vay bilmem miyim? Bir de odur yani. Onun yeri de olmaz. Onun yeri de olmaz. Hakikaten evet. Yeri de olmaz. Allah gani gani rahmet eylesin. O da senin gibi yeri de olmayacak üstadlarımızdan. O zaman bu şarkı ona da gelsin. Hadi bakalım. Eyvallah. Baştan sona sokak kokusu içine böyle oturup saatlerce durunda durdun mu? Hiç unuttun mu o evi bastığında çalan zili ardından açılan yüzü hep senin sandığın oldu mu? Kaç kere gittin bittiğin yere insan özlüyor küllerini bile ayı buluşturup güneşle kadehi kırdın oldu mu? Kaç kere gittin bittiğin yere insan özlüyor küllerini bile ayı buluşturup güneşle kadehi kırdın oldu mu? Baştan sona sokak kokusu içine
öyle oturup saatlerce durunda durdun mu? Hiç unuttun mu o evi bastığında çalan zili, ardından açılan yüzü, hep senin sandığın oldu mu? Kaç kere gittin bittiğin yere, insan özlüyor küllerini bile. Ayı buluşturup güneşle kadehi kırdın oldu mu? Kaç kere gittin bittiğin yere, insan özlüyor küllerini bile. Ayı buluşturup güneşle kadehi kırdın oldu mu? Kadehi kırdın oldu mu? Kadehi kırdın oldu mu? Çok teşekkür ederim. Ya bugünden sonra kesin karar verdim. Ben bu şarkıyı repertuarıma alıyorum. Eyvallah. Ne kadar mutlu olurum senden duyarsan. Benim repertuar değil. Ben sahneyi biliyorsun. Yıllardır çıkmıyorum. Allah Allah. Ya hakikaten gönlüne sağlık kardeşim. Sağ ol abi. Repertuar dedim şöyle. Biz böyle dostlarla meşk ediyoruz ya. Hı hı. Benim böyle altını çizdiğim şarkılar vardır. Babanın şarkısı çok zaten. Bunu repertuara aldım. Biz bunu söyleriz. Beni de çağır o zaman, beraber akıtalım şarkıyı. Aa, işte buraya çağırıyorum zaten. Burada, tamam. Konu burada oluyor. Tamam, bazılarını sonrasında çekiyoruz, bazılarını çekmiyoruz. Sen çekmediklerimizden birine gel. Çekmediği tamam. Kısımlara çağır beni abi. Tamam, süper. Abi. Efendim. Canım abim. Üstadım. Canım ustam. Benim. Sana ne diyeyim yani? Baba denir, usta denir, üstad denir, abi denir. Sana her şey söylenir. Gerçekten öyle. Yani çok teşekkür ederim. Hem çok pozitif, hem çok mütevazı, hem de çok büyük bir bestecisin. Sağ ol canım. Büyük bir sessin. Abi şimdi gelelim o değişik türde şarkılar. Mesela ben şeyi biliyorum. İsmail Türüt'e, onun söylediği bir şarkı, türkü var. Daha doğrusu şarkı demeyeceğim. Bildiğin hani biz Karadeniz türküsü. Kimse bilmez. Kimse inanmıyor bana. Bak benim söz olduğunu. Müzik Selami Şahin bir Karadeniz türküsü. Böyle bir dörtlük alalım mı? Beş dörtlük mü abi? 18'lik. Orkestrada belki de yok arkadaşlar. İşte olsun, biz takılırız ya. Biz takılırız ya. Bayağı düz gidiyor. Düz gidiyor. Dört dört abi. Yavaş yavaş. Gülcü müsün, laz mısın, gelin misin, kız mısın? Bakışlarından belli. Sen Karadenizlisin, sen Karadenizlisin. Gülcü müsün, laz mısın, gelin misin, kız mısın? Bakışlarından belli. Sen Karadenizlisin, sen Karadenizlisin. Sen Kara... Mesela çok enteresan. Ben şimdi bunları biliyorum tabii yani. Selami abinin besteleri. Yani tam Türk müziğinde çok eser var ama Selami abi böyle işte İsmail Türüt'le okuyor. O da çok değerli bir Karadenizli. Gerçekten öyle. Hakikaten değerli. Çok da güzel bir insandır. Ben de çok severim. Kalbi de güzel. Aynen öyle. Karadeniz türküsü yapıyor. Ben şeyi çok şaşırmıştım. Kasımpaşalıyım, elim aşalıyım. Ben orada bıraktım zaten. Hani bütün şarkıları öğrendim. Kasımpaşalıyım benim dedi ve... Hikayesini anlatayım mı? Anlatsana, anlat. Hmm. Ama dur, bunu biraz daha böyle çekerek roman yapalım, ne olur. Tonu ver mi sende? Abi anlat hikayeyi önce.
gençlik zamanında herkesin sevgilisi olmuştur. Kasımpaşa'da bir kıza aşık oldum. Niyetim ciddi dedim, evlenmek istiyorum. Roman ama gerçek, sarışın, evet, renkli gözlü, çok güzel bir kız ama. Bir gün yürüyorum, yaşlı bir anne. Selam eve bakasın bir oğlum dedi. Döndüm, merhaba elinizi öpeyim dedim. Yo öpme dedi. Kızımdan uzak dur. Ay canım benim. Dedim kızın adı ne? Adını söyleyince ya niyetim ciddiyse biz dedi sanatçıya kız vermeyiz. Abileri babası duyarsa seni mahvederler. Aldatırsın, mahvedersin dedi. Sana söylüyorum bizden uzak dur kızımdan. Biz Kasımpaşalıyız, eli maşalıyız dedi. Ben şarkıyı öyle yazdım. Aa, bak bilmeyenler bilsin. Söz müzik Selami Şahin'dir bu da. Ver bir dem ver. Dem. Geçme kapımızın önünden. Ben başka bir maroya sevdalıyım. Gelip geçme kapımızın önünden. Ben başka bir maroya sevdalıyım. Sen treni çoktan kaçırdın. Sen treni çoktan kaçırdın. Yakında düğünüm var, nişanlıyım. Yakında düğünüm var, nişanlıyım. Kasımpaşalıyım, eli maşalıyım. Çok şükarım ama yandan paçalıyım. Kasımpaşalıyım, eli maşalıyım. Çok şükarım ama yandan paçalıyım. Vay arkadaş ya. Bak bir şey söyleyeyim. Selami abi, hakikaten yani bizim burada daha söyleyebileceğimiz 100 şarkı var, program bitmez. Tabii tabii. Ama bunlar aslında bence hani Selami Şahin severlerin de hadi canım bunu da bu Selami Şahin yapmış diyecekleri şarkılar. Onun için örnek verdim. Hatta bir tane de Ankara türküsü yapmıştın değil mi? O da vardı yani. Rakıya su katamam. Şey, evet. Şey, neyse su katmayalım şimdi. Recep. Aa şey düştü bak. Rakıya su katamam. Rakıya su katamam, ben yarısız yatamam. Hadi yarım oyna, oyna da havamızı bulalım. Çivi çiviyi sökermiş, içelim ayılalım. Hadi hadi canım, havamızı bulalım. Çivi çiviyi sökermiş, gözünüm açılalım. Vay arkadaş, anlat anlat bitmiyor abi. Sezon bitiririz. Çok akışlı, sezon biter. Vallahi mi? Repertuara girersin. Benim istediğim o aslında, biliyor musun? Bana de ki... Bak biraz uyuyup kalkalım, devam edelim mi abi? Sezonu bitireyim. Sen bana de ki, opera istiyorum, yaparım. O havaya giriyorum. Özlediğimin girişine bak. Opera der. Mozart'ın. Opera yap abi. Mesela... Yap abi, ben biliyorum yapacağını da. Al mikrofonu. Mesela... Bir reverb, bir şey... O havaya giriyorum. Yok, o şeye gerek yok. Gerek yok, peki. Mesela... Bütün kabahat senin. Senin abi. Ya müthişsin abi. Gerçekten müthişsin. Bu sohbetin böyle soru gelmez. Ben gelmez. Aslında benim bir dakika notlarım var da. Bir atladığım sorular var. Okuyacağımız olduk artık. Abi, bir dakika var abi. Soru var abi. Bir dakika ya. Sen böyle şey yapma ya. Abi sorum şu. Böyle araştırdık biraz da böyle. Hani magazinsel araştırmalar var. Lider doğduğunda bir şiir yazmışsın abi sen. Hatırlıyor musun? Evet. Hatırlıyor musun? Lider diye bir şiir yazdım. Hatırlıyor musun sözlerini? Evet, evet. Bir la minör falan bir şey yani.
En çaresiz. Lütfen söyle onu ya. En çaresiz bir anda güçlü olabilirsen, ağlamak üzereyken eğer gülebilirsen ve o en çok sevdiğin bir gün seni terk etse, aşka boyun eğmeden dimdik durabilirsen, o zaman korkma dostum. Her zaman sen lidersin. Ya helal be abi. Daha var devam ama şu kadar. Bu şarkının olsun sözleri işte. Sonrasında beslenip Seyyal Tener okudu. Lider. Öyle mi? Şarkının adı Lider. En çaresiz bir anda. Bir tane bulabilirsiniz. Evet, biliyorum abi. Evet, biliyorum. Hatta albümün adı da Lider'di galiba. Yanlış hatırlamıyorsun. Allah rahmet etsin. Mesela Aylin Urkal okumuştu. Sakın ağlama ardından arı. O da benim. Bize Gülistan Okan. Düğüm düğüm bağlanmışız çözül. Ne kanım kaynadı sana nedendir bilmem. 150'nin üstünde hiç parçalıyor. Müslüm Gürses okudum abi hiçbir şarkını. Müslüm Gürses şey okudu. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet. Ona eseri vereceğim. Allah Allah dedi. Aynı benim kimi okuyorum sana dedi. Gerçekten abi. Allah rahmet eylesin. Sesi o yorumuyla başka bir adamdı. Allah rahmet etsin. Okudu mu? Bulup kapımı çalmadan gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Bana dedi ki ya. Selam abi dedi. Aynı benim gibi okuyorsun dedi. Allah Allah helal olsun. Ruhuna gitsin. Daha ya. Çok okudu daha çok. 7-8 şarkı okudu benden hemen. Selam abi. Senin gibi bir üstadla, abimizle ben seni herhalde bir 35 yıldır sektörde olmaktan dolayı tanıyorum. Çok güzel bir ilişkimiz vardır. Baba oğul sizi ağırlamaktan. İşte böyle evlatların olduğu için hakikaten gurur duyuyorum. Evlatların Allah'a çok şükür ya Rabbi. Buradan hem Meryem'e hem Emirhan'a da hem de diyeyim de mamurumuza da selam söyleyeyim. Birem de kızım 25 yaşında. Ben çok şeref duydum. Ben de efendim mutlu oldum. Kapatmadan önce ikinize birer sorum var abi. Söyle. İkinizden birer şey isteyeceğim. En sevdiğim makam? Böyle hatıramda kalsın. Var mı böyle bir şey? Ben makamı çok severim. İcaz mı? Uşak mı? Nihavet. Kürdi. O Muayyar Kürdi. Onu severim. Senin abi nedir? Ben bütün makamları seviyorum. Biliyorum canım sen milli takım. Nihavet, Mahur. Ama sen Mahur'cusun. Bak senin yaptığın şarkılarda çok Mahur evet. Var. Uşak da var. Uşak her da tür var. İkinci isteğime geliyorum. Bu soruydu. Bunlar ben cebimde kalsın. Tamam. Okay. Bakayım cebine her içinde. Tamam. Attım. Acaba Kürdili bir şarkı mı vereceksin bana? İlker'cim böyle bir 125 metronom verebilir misin bana? Tık tık sayar mısın bir? Şöyle yapacağız. Çok akustik, çok akustik. Üç kere. Tamam. Bir duyalım bakalım. Gel. Çok akustik, çok akustik, çok akustik. Üç kere söyleyeceğiz. Ne abi. Çok? Çok akustik abi programı çok ya. Çok akustik, çok akustik. Devamlı mı söyleyeceğiz? Üç kere söyle istersen devamlı söyle. Ama üç kere söyleyince sağlam olacak. Tamam. Son, iki, üç, dört. Çok akustik, çok akustik, çok akustik. Vallahi oldu ya. Say. Son, iki, üç, dört. Çok akustik, çok akustik, çok akustik, çok, çok, çok. Çok akustik, çok akustik. Çok akustik, çok çok çok. Jingle mı yaptık şu anda? Şu anda oldu bu. Selami abinin yeni bestesi. Arkadaşlar telifler bizde. Sözler bizde olsun abi. Son bir şarkı istiyorum senden. Yani aslında son 1000 şarkını söyle istiyorum ama böyle kapatmak istiyorum, böyle veda edelim istiyorum. Hatta şarkının ara namesinde böyle bir yerinde de müzisyen arkadaşlarımı da tanıtmak istiyorum. Doğru. Coşalım istiyorum. Boşları yapalım mı? 3-4 şarkılık, 3-4 dakikalık şarkı 15 dakika olsun istiyorum. Şaka yapıyorum. Öyle mi? Ben şey isteyecektim. Ne? Tapılacak kadın ama boş yereyle bak. Dediğin tanıma boş yere sanki daha uygun olacakmış gibi. Öyle mi? Yani hem tanıtacaksın hem biraz coşmak istiyorsun. Aynen. Peki tapılacak kadınla başlayıp oraya geçemiyor muyuz? Aynı ton bence. Yok aynı ton. Makam da ayrı. Biri Muhayyer Kürdi, biri Nihavent. Evet. Semih Hocam boş ne yapalım? Hangisi istersin bence. Tapılacak kadınsın? Boş yere. Evet. Yok yok boş yere yapalım tamam. Peki öyleyse. Hadi buyurun. Ama şu tapılacak kadınsın efsane şarkıdır. Bunu da burada söyletemedim.
Abi başka zaman inşallah. Bir bukle, bu bukle. Bir bukle şöyle yapsana, bir bukle. Allah içimde kalacak yoksa ya. Kur'an çarp, bir dakika dur. Bir bukle. Bir sassız sözsüz abi ya. Piyanoyla, piyanoyla. Sen bedenimde canımsın. Sen damarımda kanımsın. Sen Tanrı'dan sonra inan tapılacak kadınsın. Tapılacak kadınsın. Bu şarkıyı rahmetli anneme yazdım. Tanrı'dan, hikayesini zaten ben anlatmak istiyordum. Biliyorum. Tanrı'dan sonra anne ve babaya tapılır. Canım abim ya. Evet. Şahane. Kapanışı boş yere, boş yere yapıyoruz. O da benim bestem. Boş yere, boş yere. Şu anda senin besten olmayan tek bir şarkı söyledik. O da Ada Sahilleri oldu o galiba. O da Liderin ve benim şarkılarım oldu galiba. Peki. Evet, boş vereyle. Saklar mıydım dertlerimi? Bugünkü aklım olsaydı harcar mıydım günlerimi? Her yalanda da her kadehte saklar mıydım dertlerimi? Saçlara dolunca aklar birden bir pişmanlık başlar. Sanki felek tokadını bizim gibilere saklar. Saçlara dolunca aklar birden bir pişmanlık başlar. Sanki felek tokadını bizim gibilere saklar. Her yüze güleni biz dost bildik. Boş vere boş vere ne hale geldik. Her yüze güleni biz dost bildik. Geçti yıllar bir su gibi. Ah neredeydik nerede de geldik. Geçti yıllar bir su gibi. Neredeydik nerelere geldik. Arkadaşlar perküsyonlarda İsmail Peştok. Davulda İlker Arson. Bravo İlker. Klarnette, saksafonda Metin Çansarı. Akustik gitarda benim 35 yıllık arkadaşım, sohbet edemedik ama bugün Volkan Başaran. Bas gitarda
yine benim eski grup arkadaşım. Beraber yıllarca çalıştık. Turgay Çelik. Şefimiz sen takdim et. Semi Caz Orkestrası'nın şefi, piyanoda Semih Erdoğan. Biz mi olduk terk edilen, felek alacağı olsun. Bize böyle dert çektiren, sevgiliye selam olsun. Biz mi olduk terk edilen, felek alacağı olsun. Bize böyle dert çektiren, sevgiliye selam olsun. Saçlara dolunca aklar, birden bir pişmanlık başlar. Sanki felek tokadını bizim gibilere saklar. Saçlara dolunca aklar, birden bir pişmanlık başlar. Sanki felek tokadını ah bizim gibilere saklar. Boşvere boşvere ne hale geldik, her yüze güleni biz dost bildik. Boşvere boşvere ne hale geldik, her yüze güleni biz dost bildik. Geçti yıllar bir su gibi, neredeydik nerelere geldik. Geçti yıllar bir su gibi, neredeydik nerelere geldik. Boş vere boş vere ne hale geldik.